Niye döktün yani? Kemal Başkan, durumumuz ortada. Fısık para etmiyor, mazotu karşılamıyoruz, işçiliği karşılamıyoruz. Şu anda perişan durumdayız. Geçen sene mazot kaç paraydı? Geçen sene mazot 25 liraydı. Şu anda 50 lira mazot. İşçilik geçen sene 400 liraydı, bu sene 1200 lira. 3 katına çıktı. Yani üretmiş olduğumuz mahsulü borcumuzu kapatmıyor. Sulama yapabiliyor musunuz? Sulama yapamıyoruz ki. Elektrik fiyatlarına %38 zam verdiler. Şu anda evimizin elektriğini ödeyemiyoruz. Bir de yani üretimde nasıl yapacaksın? 5 derece sıcaklık var genel başkanım. Bu ortamda fıstıklar şu anda yanıyor bizim burada evimize göre. Yanından dolayı da normal fiyatının daha altında gidiyor. Para etmiyor. Etmiyor. Ne kadar fıstık şimdi? 130. Bu? Evet. Geçen sene kaça satıyordunuz bunu? Geçen sene 160, 170. 2 yılda bir var yılı ama var yılı olduğu halde kazanamıyoruz. Var yılını yok yılına çevirdiler. Yok yılına çevirdiler. Bundan önce bizim Gaziantep bölgemizin içerisinde ofis bu fıstığımıza bir taban fiyatı belirler de alırdı. Şimdi ne yazık ki üvey evlat muamelesi gördü, kaderine bırakıldı. Şimdi 3-5 tane Antep'in içerisindeki tüccar ağızlarını birlemişler, fiyatı indiriyorlar, kaldırıyorlar. Devlet de buna seyirci kalıyor. Şimdi geçmişte Güneydoğu Birliği vardı, doğru mu? Evet. Bu birlik bir taban fiyata çıkıyordu. O fiyatın altına zaten kimse satmazdı. Yani bu fiyat sizi koruyordu. Bu birlik sizin birliğinizdi. AK Parti geldi, sizin Güneydoğu Birliği'ni 2006 yılında belini kırdı. 2022'de de defin törenini yaptı, gömdü, kapattı tamamen. Şimdi bana diyorlar ki bunda taban fiyat açıklarsın. Kim alacak? Alacak kurum yok. Neden birlik kalmadı? Ben size söyleyeyim. Bundan sonra yapacak iş AK Parti'yi göndermek, size sahip çıkacak bir iktidar gelecek. Biz yapacağız biz. İnşallah. Bunlar yapmıyor. Söyleyelim de sesini duysunlar. Duymuyorlar. Duysalar da yapmıyorlar. Neden? O 5 tane tüccarın kölesi olmuş bunlar. Biz sizin kölenizsiz kardeşim. Biz geleceğiz, size sahip çıkacağız. Birliklerinizi açacağız, kooperatifler kuracağız, taban fiyat vereceğiz. Bak, Toprak Mahsulleri Ofisi diye bir şey var. Hububat alıyor, buğday alıyor, sıkıştı mı bizim Ege'de üzüm alıyor. Niye bunu almıyor? Bu da toprağın mahsulü değil mi? Sizi tamamen sahipsiz bırakmışlar. Ama ben size şunu söyleyeceğim bak. Siz benim sesimi duyun, sizi biz kurtaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi. Arada söylüyorum bak Tayyip Erdoğan'a. Bu fıstık için bir tedbir alırsan alırsın. Fiyat verirsen verirsin. Fiyat verirsen geçim olur. Fiyat vermezsen seçim olur. Sen gideceksin, biz geleceğiz.